Matruşka. Hikaye içinde hikaye. Hazırlayan ve sunan Ozancan Demirışık. Ha ben Spok adına yapımcı Hüseyin Emre Coşkun. Merhaba, Matruşka'ya hoş geldiniz. Bugün konuğumuz sinema yazarı Onur Kırşavoğlu. Kendisinin İtalyan sinemasına özel bir ilgisi olduğunu biliyor olabilirsiniz eğer tanıyorsanız. Bu ilginin sebepleri neler diye sorayım önce. Ve ne zaman başladı? Oo, beklemediğim yerden başladı. Yani başlangıç noktasını pek hatırlamıyorum ama sinema için küçük yaşlardan beri hastalık derecesinde ilgim olduğu için. Tabii ki de hepimize olan bir şey. Filmleri izledikçe yavaş yavaş belli bir türe, belli bir akıma, belli bir ülke sinemasına yavaş yavaş kayıyorsun. Ben de kendimi İtalyan sinemasındaki herhangi bir filmi izlerken kendimi böyle sinemaya bir yeniden aşık olduğumu, huzur bulduğumu, çok etkilendiğimi ve hayatımı da bir nevi şekillendirdiğini anladım. Anlamaya başladığımdan beri de zaten İtalyan sineması benim için bir numaraydı. Bir de uzun süre izledikten sonra belli anılarımla da bütünleşmeye başlıyor değil mi? Belli dönemlerde izlediğim dönemleri hatırlıyorsun. O dönemki anılarını tekrar hatırlıyorsun belki ikinci izleyişinde. Ve ne kadar çok izlersen aradaki bağlantıları görmeye başlıyorsun vesaire. Şimdi İtalyan sinemasının pek çok alt türü de var. Yani en meşhurlarından biri spagetti western filmleri. Evet. Ama bugün onu konuşmayacağız. Yeni gerçekçilik. Keşke bugün onu konuşsak. Yeni gerçekçilik. Bir başka programda da olur. Bir başka programda. Umarım konuşuruz. İtalyan sineması uzmanı olarak Onur Kırşavoğlu'nu konuk edebiliriz tekrardan. Ama bunların hepsi, tabii ona böyle bir, ufak bir giriş gibi olmuş olsun, 60'larda yükselen bir İtalyan sineması var. Evet. Yani en iyi dönemi belki de şu an yeni bir yükselen İtalyan sinemasından da umutluyuz ama 60'lar yani efsane bir dönem. Spagetti Western'in de yükselişe çok yükseldiği, geçti. Yeni gerçekçiliğin de hani sonlarıyla şey karışımı çok iyi örneklerinin çıktığı, birazdan konuşacağımız Giallo'ların da birden böyle patlama yaptı. Çok özel bir dönem. O yüzden 60'lar sineması, İtalya sinemasında en iyi olarak kabul edebiliriz. Nedir bu giallo peki ve 60'larda nasıl ortaya çıkıyor diyebiliriz sinemada? Önce tabii en başa gidelim. Giallo ne demek? İtalyanca sarı anlamına gelen bir kelime biliyorsun ki. Evet. Çoğulu da gialli. Bu nasıl anlatayım? Mesela biz bir kitap alacağımızda bir yere gittiğimizde belli serileri böyle 100 metre öteden tanırız ya. Evet. Hani evet. Ben mesela sevdiğim için söyleyeyim. Ayrıntı yerinden yeraltı edebiyatı bilmiyorum bunu konuşabilir miyiz? Konuşabiliriz burada. 100 metre öteden bunu gördüğüm zaman tanıyorum. Oraya yöneliyorum mesela sevdiğim için. İtalya'da da ucuz cinayet romanlarının zamanında çıktığı Mondadori olması lazım ismi. Yanlışım varsa affola. Bu seri sarı kapaklı çıkıyor. Yani ucuz cinayet romanlarının olduğu bir seri. İtalyanların bizim gibi yani 100 metre öteden aha işte onlar deyip heyecanlandığı seri sarı kapakla yayınlanıyor. Sarı kapakla yayınlandığı için de giallo türmüş gibi aslında edebiyattan, oradan başlıyor. Evet. Hatta İtalyanlar daha sonra kendi giallo ve gialli serilerini de yayınlıyorlar edebiyatta. Hı-hı. Ama biz tabii sinema kısmını konuşacağımız için oraya girmiyoruz. İşte Agatha Christie'lerin, Woolrich'lerin, Poe'ların romanlarının olduğu seri giallo serisi olarak biliniyor. Sonra da bu sinemaya geçiyor. Sinemaya geçerken de tabii ki de giallo'ların en büyük özelliklerinden birisi bu ucuz cinayet romanlarından esinlenme. Evet. Tabii içinde B film de var, kara film de hatta var, gore, felsefesi, kültürünü var yani hepsi var. Ama ucuz cinayet romanlarının birer yansıması gibi düşünürsek giallo da oradan Mario Bava önderliğinde sinemaya geçiş yapıyor. Bu bana giallo kitapları, sarı kapaklar vesaire, ucuz romanlar meselesi bana şey hatırlatmıştı. Victoria dönemi İngiliz edebiyatındaki ucuz gene korku romanlarına Penny Dreadful deniyordu. Penny Dreadful denmesinin sebebi de bir penilik kitaplar olmasıydı bunların. Sonra hatta dizisi yapıldı birkaç sene önce. Gotik korku dizisi Penny Dreadful adıyla. Bu da çok benzer bir çıkış noktası aslında. Çünkü o kitaplara da Penny Dreadful'lar denmeye başlıyordu bir noktadan sonra. Dreadful zaten korkutucu demek. Burada bir renkten yola çıkılmış ama bir tür haline geldiği zaman biz mesela araştırmayan biri giallo'nun sarı demek olduğunu da bilmeyebilir ama giallo filmlerinden haberdar olabilir. Peki Mario Bava'yla bir nevi aslında başlıyor dedik.
Evet, şöyle. Çıkışını yapıyor yani. Tabii. Yükselişi başlıyor. 1963'te The Girl Who Knew Too Much diye, yani İngilizcesi olan bir film. Hitchcock'un filmine de zaten isminden dinleyen arkadaşlar da hemen anlamışlardır. Gönderme yapıyor değil mi? Tabii, Hitchcock'un filmine de gönderme var. Hitchcock'tan da Mario Bava etkilendiği esintileri falan filmlerin içinde zaten çok arada, var. Arada birkaç sene olsa gerek değil mi? Aralarında. Tabii yani çok da olmasa gerek. Ama tabii her tür oluşumunda şöyle şeyler var. Mesela bir türün ilk örneği kaynaklarda farklı olabiliyor. Evet. Ama tam olarak işte bu. Hani işte budur denilen film değişebiliyor. Mesela yeni gerçekçilik, sevdiğim için oradan örnek vereyim. Tabii. Yeni gerçekçilikte Mussolini'nin beyaz telefon filmlerine ve faşizme bir başkaldırı olarak ortaya çıkıyor. Evet. Çıktığındaki bazı filmler ilk film olarak kabul ediliyor, bazıları son film olarak kabul ediliyor. Ama şimdi günümüze geldiğimizde o ilk ve son filmlerin bazıları çok değişken. Giallo'da da şöyle bir durum var. Visconti'nin 43 yapımı Ossession filmi mesela, bazı kaynaklarda, bazı eleştirmenler tarafından aslında ilk, yani kırpıntıları mı diyeyim, hani ilk o Giallo'nun özelliklerinin görüldüğü film gibi görünüyor. Bu biraz acaba geriye dönerek mi bakıyorlar? Yani tabii diyelim ki, tabii ki de. Diyelim ki bir giallo türüne ait birazdan konuşacağımız bazı belli başlı özellikler var ve evet, ondan evet. 15 sene öncesine gidip aslında bu film de giallo'ymuş. Belki de bundan da etkilenmişlerdir veya etkilenmeseler bile bu filmi de giallo'ya katabiliriz. Çünkü yakın bir dönem benzer özelliklerde gene İtalyan sinemasının bir örneği gibisinden. Bu vesileyle şeye girelim. Yani giallo filmlerini biz nasıl ayırabiliyoruz? Giallo, bir filmi giallo yapan ne? Aşağı şimdi yukarı. Yani tabii bu da çok gelişti. Hani giallo filmleri de mesela Mario Bava ile bugün ele alacağımız Mario Bava, Lucio Fulci ve Dario Argento en popüler 3 yönetmen. Evet. Üçünün de farklı özellikleri var ve Argento giallo'yu çok başka bir yere taşıyıp oradan da daha bambaşka, daha bir gösterişe, daha bir popülerizme kayan bir yere taşıdı. Ama biz şöyle birazcık maddeler halindeymiş gibi özetlersek, mesela kara filmden esintiler görebiliriz giallo filmlerde. Bir kere cinayet var. Cinayet var. Ucuz cinayet romanlarından zaten etkilenildiğini söyledik. Seks ve şiddet bolca var ve de seks ve şiddet estetik bir biçimde. Yani cinayetler estetize edilmiş. Hatta zaten bu konu yüzünden giallo filmlerine ve yönetmenlerine eleştiri de çok oldu. Estetize edilen şey çünkü hani gore dediğimiz, yani evet, kanı bile güzel bir şey gibi göstermek. O kırmızı renginin çok yoğun olması, sürekli hani çok iğrenç bir şekilde hani kafası kesilerek, evet, bir tarafı yarılarak öldürülen insanlar bayağı, ama hani izlerken keyif alınarak izlenen bir hale getirilmiş. Ama öyle, özünde öyle yani, çıkış biçiminde öyle zaten. Tabii yani estetize edilmiş cinayet sahneleri görüyorsak ve bundan böyle bir içsel haz duyuyorsak, büyük ihtimalle giallo filmini izliyor olabiliriz. Tabii renkler, renk cümbüşü, kırmızı tonların ağırlıklı olduğu ama renklerin çok yani etkileyici, gösterişi bol, gene evet, estetik halde kullanılışı da giallolarda var. Sahne tasarımlarında özellikle Argento filmlerinde gördüğümüz çok simgesel objeler var. Mesela ana karakterler giallo filmlerinde kesinlikle, yani bir ana karakter olup o karakterin bir serüvenini izleriz. O karakter bir kaosun içerisine girer. O karakter giallo filmlerinde kimileri bunu olumsuz eleştirip yalakalık, kimileri de bir eleştiri olarak görüp Amerikalı İngiliz falan olur mesela. Yabancı biri oluyor genelde, evet, değil mi? Evet, giallo filmlerinde yabancı bir karakter olur. Oranın kaosun yerlisi olmuyor neredeyse hiçbir zaman. Evet, yani genelde Amerikalı bir kız okumak için başka bir yere gidiyordur. Yandaş İngiliz de. Birisi başka bir yerde bir başarının peşindedir falan. Hep böyle şeyler oluyor. Bunun yanı sıra müzikler çok önemli. Hı hı. Müzikler yani bir psychedelic rock'tan başlayıp hani böyle izlerken bir konser havasındaymış gibi, özellikle Goblin'in müzikleri. Hı, hani, senfonik biraz. Senfonik, yani Goblin müziklerini zaten hani koyup dinlediğin zaman hani zaten ondan da bir hoşnut olursun. Hatta giallo filmlerinde böyle filmi açıp dinleyebilirsin, müzik dinler gibi. Müzik çoksa müzikleri dinleyip sen bir yandan bir şeylerle uğraşırken, evet, sanki bir albüm dinliyormuş gibi olabilirsin. Evet, evet. Bu yönü var. Daha sonra modaya yön veren mi diyeyim, biraz esprili, fetişi siyah eldivenler, koyu renk yağmurluklar, evet, yine koyu renk şapkalar, bunlar da giallo filmlerinin olmazsa olmazlarıdır. Bir de karakterlerin meslekleri, yani ne bileyim,
Gazeteciler çok var. Modacılar, moda ya da işte modeller. İşini çok iyi yapamayan kolluk kuvvetleri. Evet. Mesela Giallo filmlerinde çok var. Polisiye romanlara benziyor zaten. Giallo'ların çoğunda. Evet. Ama buradaki Giallo'lardaki polisiye durumu biraz daha soyut. Evet. Hani böyle direkt böyle hani çok sevdiğimiz cinayet üzerinde kara filmler tam olarak onlar gibi değil. Daha soyut. Hani biraz doğaüstü meseleler de var. Evet. Biraz neyin nereden geldiği belli olmayan olumsuzluklar var. Evet. Karakterin başına bir şeyler geliyor. Bunu her şeye yorabiliyorsun mesela. Hani bir seri katil var. Seri katili herkesi öldürüyor diyebildiğin filmler var ama hani o seri katil mi, büyü mü var, cadı mı var? %100 de emin olamıyorsun. Ya tabii %100 emin olamıyorsun ve her şeye yorabileceğin şeyler var. Ciyallılarda bunlar da var. E tabii ki ve de B film. Hani B film dediğimiz türün hani düşük bütçeli, zayıf senaryolu, zayıf oyunculuklarla ama özenle çekilmiş, hı-hı, kötü ama iyi çekilmiş, hı-hı, filmlerdir yani B filmler. Hı-hı. Ve de çoğu kült olmuştur. Bunların da Giallo filmlerinde yansımalarını görebiliriz. Giallo aslında çok keskin sınırlı olan bir türde değil. Yani çoğunlukla günümüzde geçiyor filmler ama yeri geldiği zaman geçmişte geçen tarihi diyebileceğimiz bir hikayeyi de Giallo estetiğinde görebiliyoruz. Bu bir Giallo'dur diyebiliyoruz. Kimi zaman doğaüstü öğeler hiç olmadan ya da daha az olarak tamamen bir sapık bir katil üzerinden veya işte cinayetler üzerinden gidebiliyoruz. Kimi zaman doğaüstü öğelerin daha yüksek olduğu ne bileyim psişikler, işte büyüler, voodoo gibi doğaüstü öğelerin öne çıktığı filmlerde görebiliyoruz. Bu açıdan hani Giallo filmleri izlediğiniz zaman pek çok farklı şeyi bir arada bulabiliyorsunuz. Belki bu da cazibelerinden biridir diyebilir miyiz? Tabii bu zaten takdir edersin ki zaten yani her türde ve her yönetmen için fark ediyor. Ama Giallo'da tabii birazcık daha fark ediyor. Tabii şurada şunu da ayırmak lazım. Hani tür olarak keskin çerçeveleri tabii ki de yok. Hani mesela Giallo bir anime var. Evet. 1999-2000 o yani o civarlarda yanlışım olmasın. Bir tane Giallo anime var. Yani Giallo'yu her şeye uyarlayabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Dediğin gibi bir tane Hitchcock, yani bir Hitchcock filminden etkilenip kara film ögelerinin çok olduğu bir Giallo filmi de yapabilirsin. Birazdan konuşacağımız gibi Mario Bava'nın, Lucio Fulci'nin yaptığı gibi daha böyle gore, hı hı, akıma daha yakın türe, felsefeye, oraya daha yakın bir film yapabilirsiniz. Argento'ysanız birazcık daha böyle kaba tabirle cıvıtıp ne bileyim bir operada da yapabilirsiniz. Profondo tabii, Rosso tabii gibi seri katil filmi ama böyle birçok durağı olan, birçok katmanı olan, çok katman da yapabilirsiniz. Yani bu yönetmenine göre değişiyor. Çoğunlukla tabii şehirde geçiyor ama Fulci'nin bazı filmleri biraz daha kırsal. Mesela Don't Torture a Duckling'de daha tabii böyle köyde geçiyor. Evet yani, evet bayağı tabii kırsal bir yerde. Hani oranın yerlisi insanların yaşadığı bir takım. Gene tabii dışarıdan gelmiş bazı insanlar, şehirli insanlar da dahil oluyor oraya yerleşmiş ama. Tabii. Yani mekan, şey, zaman değişebiliyor ama belli elementler genelde kalıyor diyebiliriz. Burada tek sıkıntı, bu üç yönetmeni de kısaca konuşacağımız zaman daha çok değiniriz de Giallo filmlerinde olumsuz, hani hep olumlu şeylerini konuştuk gibi oldu. Olumsuz ve ortak olan tek şey kadın düşmanı filmler gibi, hı-hı, bir hava var, bir eleştirisi var. Hani çünkü hep kadınlar genelde başrolde oluyor. Kadınlar vahşice öldürülüyor. Hı-hı. Kadınlar üzerinden hep bir böyle bir eleştiri var. Ama ben buna yani Argento özelinde çok yapılıyor. Bu Argento direkt kadın düşmanı bir adam olarak hatta, hı-hı, konuşuluyor. Ama Argento'nun şöyle de bir olayı var. Dikkat edersen filmlerindeki başroldeki kadınlara bak. Hepsi başarılı, entelektüel, özgürlüğüne düşkün, bir şeylere başkaldırı yapan, evet, ne bileyim böyle başka bir ülkeden başka bir ülkeye istediği şey için giden, yeni bir hayata atılma riski alan. Yani böyle kadınlar oraya, istersen Argento sinemasını konuşacağımız bölüme gelince birazcık daha değiniriz. Değiniriz. İstersen o zaman Mario Bava ile yönetmen bölümlerine geçelim. Olur. Mario Bava'nın Giallo türü için önemi ne peki? Şöyle, Mario Bava hani Giallo filmlerinin atası da desek yalan olmaz. Argento'yu da çünkü eğittiği gibi bir durum var. Argento'nun yanında bir nevi çıraklık yaptığı gibi bir durum var. Bir de Mario Bava zaten böyle babadan sinemacı falan bir adam. Evet. Mario Bava'nın babası
hep filmlerin görüntü ekiplerinde, işte kamerasında, renginde, bilmemesinde çalışmış bir adam. Eugenio Bava. Evet. Evet. Quo Vadis ve Cabiria diye ilk dönem büyük filmler var. Evet. O tabii. Filmlerde çalışmış bir adam. Oğlunu yanında yetiştiriyor. Mario Bava da babasının yanında görüntü yönetmenliği, işte kamera, yani görüntüyle ilgili her şeyi babasının yanında öğreniyor. Daha sonra babasını ayrıldıktan sonra bir insana bir dik kere gelecek şans. Belki Mario Bava'ya böyle bir 7-8 kere falan geliyor. Yarım kalan filmleri, bu görüntü yönetmenliği yaptığı yarım kalan filmleri Mario Bava'ya tamamlatıyorlar. Aa. Mario Bava, evet, öyle yönetmenliği öyle, ulan belki de hiç hesapta yokken, hani anladın mı? Mario Bava'nın öyle bir düşüncesi, bir görüntü yönetmeni falan ilerleyecekken adam böyle filmleri tamamlamaya başlıyor. Daha sonra da kendi filmlerini tabii ki de çekmeye başlıyor. Ve de Mario Bava'nın Giallo'dan önceki ve de devam eden sıradaki olayı, her türde filmi var. Ama bir tane, ama iki tane. Yani zaten öyle müthiş, anladım, yüzlerce filmi olan birisi değil ama korku türü zaten bütün kategorilerinde var. Western filmi bile var. Komedi filmleri var. Meşhur bazı serilerin filmlerini çekmişliği var. Ve de sandalet filmi dediğimiz, hani kılıç kalkan filmi falan da deniyor. O filmleri çekmişliği falan da var. Daha sonra Giallo, yani korku türünde ilerlediğinde Giallo hadisesinin hatlarını ve çerçevesini ilk, hani tam anlamıyla bu İtalyan Giallosu, hani evet, denecek filmi de Mario Bava çekiyor. Bölümün başında The Girl Who Knew Too Much'tan bahsetmiştik. Evet, bu, o. İlk mi sayıyorduk bunu? Evet, onu tam anlamıyla bir İtalyan Giallosu dediğimiz yer o film. 1963'te Mario Bava'nın çektiği film. Mario Bava bu arada daha önce Rossellini, De Sica gibi isimlerle de çalışmış birisi. Hani onların filmlerinde görüntü yönetmeni, onlardan da hani bir şeyler almış. Bayağı yani hani sinemayı böyle babasından, De Sica'lardan, Rossellini'den öğrenip, yani Giallo'yu da bu adam yapardı diye. Senaryo da yazmış, görüntü yönetmenliği de yapmış. Şaşırmamak lazım. Tabii tabii, yani her şey yapmış. Kısa şey... belgeselleri var gibi gözüküyor baktığımda. Evet. Peki The Girl Who Knew Too Much'tan önce 1960 yılında Mask of Satan, Şeytanın Maskesi. Evet, bu film... filmi var. Onu nasıl değerlendiriyoruz? Bu film, hatta ben bu filmi böyle en iyi 30 İtalyan filmi listem vardı, hatırlarsın. Evet. Oraya da koymuştum. Ya bu film Giallo listelerinde de yer alıyor. Yer almasına rağmen daha çok gotik diyebileceğimiz türde bir korku, evet, filmi. Evet. Hani bir korku filmi için fazlasıyla estetik ve inanılmaz küçük detaylara sahip bir film. Ya Mario Bava'nın bir defa şöyle bir durumu da var. Hani kötü ama kült olmuş filmi de çok var. Hani film kötüdür, biliriz yani. Ama çok keyif alırız, özenle çekilmiştir, kült olmuştur ya. Mario Bava'nın böyle çok filmi var. Mario Bava'nın bir de sinemayı çok iyi bildiği için hikayelerinde böyle insanı yormayan çok katmanlı hikayeleri var. Kurguları çok hareketli, gene sıkmayan ve çok filmin içinde seni sürekli tutan kurguları var. Mesela Bava filmlerinde çok uzun, sıkıcı ve gereksiz sahne göremezsin. Hani çok zordur. Tamam, kimse gereksiz sahne koyamaz. Gereksiz demişken kelime anlamı yanlış oldu belki ama evet, hani uzun sarkan diyeyim, daha doğru bir tabir. Sarkan sahne yoktur. Çok keskin hatlar vardır sinemasında. Yani özetle işin zanaatiyle de yakından ilgileniyor diyebiliriz. Tabii, yani. Tabii ki de. Kurguya, ritme önem veriyor ve filmin akıcı olmasına dikkat, kesinlikle, ediyor. Bava'nın 1960 yapımı Mask of Satan, Şeytanın Maskesi filmi bir gotik korku sineması örneği. Evet, Giallo listelerinde de yer alıyor aslında ama... Giallo diyebilir miyiz bu filme? Tam olarak diyemeyiz galiba. Yani gotik onun filmin karşılığını tam olarak veriyor. Ama çok önemli bir film. Tabii gene yani korku külliyatı için önemli bir film. Bu arada Mask of Satan demişken bu filmi Amerikalılar Robert Nicolosi'nin müzikleri ve Lex Baxter'ın jazz tınılarını kullanarak biraz böyle yani sanki havasını değiştirip Black Sunday adıyla yeniden piyasaya sürüyorlar. Sürdüler. İngilizler de durur mu? Yapıştırmış cevabı. Revenge of the Vampire adıyla ve bayağı makaslayarak yayınlamışlar. Bu filmin zaten internet üzerinde pek çok farklı İngilizce ismi bulunuyor senin söylediğin gibi. Tabii tabii. Yani... Araştırmaya kalktığınızda aynı filmden söz edilip edilmediğini anlayamıyorsunuz. Ve de sadece isimler değil işte. Yani filmin içeriğine de müdahale edildi. Birini izlediğinizde başka müzikler var, birinde başka müzikler var. Birinde makaslanmış film böyle daha böyle soft.
Hani canım film falan gibi birinde şey yani çok bu filmin öyle enteresan bir hikayesi var. Bu filmi seven yaşadı o zaman pek çok farklı haliyle izleyebilir. Tabii. Nasıl eskiden biz böyle sevdiğimiz filmin farklı DVD'si falan çıkınca oha kapağı farklı. Değil mi? Bunu da arşivime katmalıyım bunda falan. Bunda ek sahne diye. Varmış, bunda şu sahne yok. Bu filmi yani 20 tane falan değişik versiyonu alıp arşive koyabilirler. Tabii bir korku filmi için bu film de fazlasıyla estetik. Çok küçük inanılmaz detaylar var. Böyle her karede yani ağzımızı açık bırakacak korkunç ayrıntılar mevcut. Tabii siyah beyazın da müthiş bir uyumu var. Işık kullanımı baba zaten işi bildiği için ışık kullanımı da hani üst düzeyde. Ve de yani bu film daha açılışta böyle insanları bir tedirgin havayla, tedirgin atmosferle karşılıyor ve de hiç bırakmıyor. Ya bu filmde o çok iyi. Hani günümüz korku filmlerinde falan şeydir ya, 1,5 saatlik korku filmi, ilk 1 saat beklersin hani evet. Olay olacak da bunda, o gelecek, bir yere gelecek. Son yarım saat hani bir şeyler. Tekinsizlik hissi sürekli bu devam ediyor. Bu tekinsizlik sürekli var. Hipnotize edici bir yanı var yani. Ve de bu filmde baba hani bu şimdi klişe olan lanetli topluluk, hızlı ölümler, işte gizli geçitler, ne bileyim korkutucu karakterler. Hani şimdi bir klişe oldu. Şimdi izlesek bu ne ya basit 1000 kere izledik falan deriz ama tabii o dönemde olunca bunlar muhteşem yani insanları o dönemki sinemaya giden insanları düşünmek gerekiyor. Klişelerin de bir ortaya çıkışı ve son kullanma tarihi var tabii. Bir yere kadar bunlar insanları etkilemiş ki klişe olmuşlar yani. O kadar tabii. Çok kullanılmışlar yani. Ve de buradan hareketle de 3 sene sonra Mario Bava bu muhteşem filmden sonra. Ha bu arada tabii Mario Bava'ya bir parantez daha. Giallo filmlerinde oyunculuk performansları genelde o kadar iyi değildir hani. Hani 10 filmden 8'i de oyunculuklar o kadar iyi değildir. Bu yönetmenlerin oyuncu yönetimi de çok iyi değildir. Konuşacağımız Argento'nun Profondo Rosso filmi de iyidir. Bir de bu Mario Bava'nın bu filminde çok iyi. Barbara Steele diye de bir oyuncu var. Hı hı. Gelmiş bir şey en iyi yani. Kadın performanslardan ve de Femme Fatale bu kadar meşhur değilken kara filmler Femme Fatale'ler bu kadar hı hı. Yaygınlaşmamışken Barbara Steele'in Femme Fatale performansı da muhteşemdir. Onu da belirtmek gerekiyor. Ve de bu filmden 3 sene sonraya geçersek de tam anlamıyla İşte İtalyan Giallosu diyebileceğimiz ilk film. Başta da bahsetmiştik. The Girl Who Knew Too Much. Bu film artık daha konusunu incelediğiniz zaman bile ortaya çıkıyor. Neydi? Bir Amerikalı evet. Turist Roma'ya geliyor. Roma'da bir cinayete tanık oluyor. Evet. Ve kendini bu olayların içinde buluyor. Değil mi? Evet. Özetle. Evet ve de Hitchcock sosunu fazlasıyla alıyoruz. Zaten Mario Bava'nın 1970'te çektiği Hatchet for the Honeymoon diye bir film daha var. Hani bu iki film Hitchcock'tan en çok esinlenip Hitchcock sosunun en çok barındığı iki film olarak yani bunları akıllara yazabiliriz. Tabii bu hikayede işte o bahsettiğimiz hani Giallo'nun belli çerçeveleri yok ama belli doneleri var demiştik ya. Onlardan bazıları mesela sıra dışı kamera açıları, ne bileyim Freudian okumaya müsait senaryosu, ondan sonra sıradan bir ölümün çok böyle siyah beyaz kontrastı kullanarak böyle hani dehşet bir şekilde ve estetik verilmesi evet. Hepsi yani çerçevelemesek bile Giallo'ya katacağımız başta konuştuğumuz özelliklerin ilk böyle hani gümbür gümbür görüldüğü hepsinin paket halinde bir arada bulunduğu film bu film. O yüzden de zaten Visconti'nin filmine bile Giallo diyor eleştirmenler 20 sene önce 1943'te. Ama bunda tartışma yok diyorsun. Bunda yok yani. İtalyan Giallosu nedir? İşte budur dediğimiz film bu film. Peki bir tane film izleyecekse sence bunu mu izlemeli yoksa daha sonra bahsedeceğimiz filmlerden biri mi? Baba olarak mı? Yoksa... Hayır. Giallo filmi ben bir tane izleyeceğim. Başka da izleyemeyeceğim diyen biri. Eyvah. Ölmeden önce izlememiz gereken bir filmlik listemiz var. Ya orada ben gene bilmiyorum Profondo Rosso'yu çok sevdiğim için. Biraz sonra bahsedeceğimiz. Evet yani çok ama o birazcık da bir Argento'ya olan gönül bağıyla da alakalı. Evet. Yoksa bu film ilk tam anlamıyla ilk İtalyan Giallosu olduğu için bunun izlenmesi gerekiyor aslında. Anladım ama başlangıç için bunu bir izlemeli lazım diyebiliriz yani. Evet. Giallo'ya merak saranlar için. Bir de tabii çok ufak bahsedelim Mario Bava'yı kapatmadan önce. Blood and Black Lace evet, filmi var. Evet.
O da hemen bir sene sonra. Çok standart klasik bir giallo filmi yine. Standart derken olumsuz anlamda söylemiyorum. Yani tam bir giallo klasiği olacak bir film. Bu filmde şöyle şey var. Hani gene böyle giallo'nun özelliklerini falan tekrar sayıp sıkmayalım dinleyenleri de. Bu filmde çok enteresan, güzel çekilmiş cinayet sahneleri var. Sürprizler var. Yani korku külliyatında en çok hangi filmden bir esinlenilip bir sahnesinden esinlenilmiştir ya da bir sürprizinin değişik versiyonu kullanılmıştır. Bir noktasından bir şey, yani bir şekilde, yani bir ilintili bir şey hangi filmden var deseler o zaman da bu filmi söylerim. Hani anladım. Yani böyle 20 sene sonra, 30 sene sonra, 40 sene sonra da hani bir filmde bir şey gördüğümüz zaman ya bu Blood and Blood Days'deydi galiba dedirten önemli bir film. Dediğin gibi konu, türe bakış ve özellikler anlamında çok farklı, o acıyalı, müthiş yenilik, aman yarabbi falan durumu yok. Ama dediğim gibi belki de kamera açılarından, ışıklandırmadan, belki de renklendirmeden dolayı kurgusunun da çok iyi olmasıyla bu filmden sahne sahne en çok esinlenme bu filmden olmuştur diyebiliriz. Giallo yönetmenleri bir nevi hani cinayet zanaatkarları gibi değil mi? Hepsi bir cinayet sahnesini en yaratıcı ve en uç noktaya nasıl götürebilirimin peşinde sanki. Çoğu değil mi? Evet. Zaten bu filmde onun iyi bir örneği diyorsun. Zaten bu film onun örneği. Bu filmin dışında da bu film en çok olduğu için söyledim. Hani evet. Bana göre en çok bu filmden belki esinlenen falan. Aşağı yukarı bütün giallo filmlerinde bu var. Bütün giallo filmlerinde yani. Cinayet sahnelerini gene birazdan konuşacağımız Profondo Rosso'daki onları yani söyleriz. Sahneleri düşün. John Carpenter'lar, David Cronenberg'ler, yani bütün yönetmenler illaki giallo filmlerinden bir şeyleri alıp bir cinayet, hakikaten dediğin gibi sanat eseri bir cinayet sahnesini, bak gene aynı tuzağa düştük ama, sanat eseri bir cinayet sahnesi diyoruz. Cinayetin estetize edilmesini illaki birileri bir yerlerde bir esinlenmiştir, almıştır. Ki Slasher'da belki buradan hareketle doğup daha iyi bir noktaya gelmiştir. Son olarak Fulci'ye geçmeden önce bu film hakkında şunu konuştuk ya, senden son söyledim. Yani öyle çok aman aman inanılmaz yaratıcı çözümler getireyim, değiştireyim türü gibi bir çabası yok dedin ya. Giallo filmleri bu açıdan biraz daha genel olarak garantici mi gidiyor belli bir noktaya kadar? Yani filmler hep belli bir çerçevenin içerisinde çok da uzaklaşmadan mı gidiyor aslında o açıdan? Yani çok ayrıksı örnekler yok mu içinde? Ya muhakkak var. Belki şu olabilir, yani giallo ortaya çıktıktan sonra tabii ki de keskin hatları belirlenmediği ve belki biz şimdi geriye dönüp baktığımızda keskin hatlar belirlediğimiz için giallo çeken yönetmenlerin bazıları hani ben bu türe hizmet ediyorum, bu türle ilgili film yapıyorum falan diye bir olayı bile yoktu belki de. Bazı filmleri belki giallo saymıyoruz bile. Saymıyor. Çünkü yani uzaklaşmışlar. Tabii ki de. Öyle olduğu için garantici demeyelim ama ucuz roman etkileşimini hani en iyi nasıl veririzin peşine düştükleri için yaratıcılığı, daha çok farklılığı falan Argento'ya kadar belki de fazla ellememişler. Ama Argento o dediğin olayı kırıp, hatta kırıp çok farklı yere taşıdığı için eleştirenler de var. Hani tabii. Argento giallo filmlerinin en iyilerini, güzellerini yapıyordu. Birden hani B film, M film kalmadı mesela. Argento hani gösteriş, prodüksiyon. Eline bazı imkanlar geçti başarısından dolayı. İmkanlar da geçti. Kendisinin de demek ki yani içi içine sinemaya bir yanı var. Özen gösterip. Adam o yüzden yani görkemli yani bir sinema yaptı. B filmden etkilenen düşük bütçeli giallo filmlerini alıp adam herkesin bildiği popüler gösterişli korku filmleri haline dönüştürdü. Peki Lucio Fulci'nin giallo türüyle olan ilişkisinden bahsetmemiz gerekirse ne diyebiliriz? Şöyle, tabii ki de giallo için önemli bir yönetmen. Giallo türüne verdiği güzel filmler var. Ama Fulci aslında daha çok gore diye tabir ettiğimiz şiddet sinemasının hani öncül ve en önemli yönetmenlerinden. Çünkü onun filmlerindeki şiddet hani nasıl diyeyim, hani böyle listeler vardır ya, zor filmler bilmem ne, işte katlanması zor filmler falan. Hani Lucio Fulci'nin filmleri birazcık öyle filmler. O konuda kendini sınırlamıyor diyorsun. Tabii tabii, şiddet konusunda sınırı yok ve de bu sebeple ve
bu şiddeti götürdüğü yerler, eleştirdiği yerler toplamında, neticesinde en çok yasaklanan, en çok sansüre uğrayan yönetmendir Lucio Fulci'dir. Yani yıllarca bazı filmleri Amerika'da falan hiç gösterilmedi mesela. Yani öyle sansüre falan çok uğramış bir yönetmen. Hatta bir yerde okumuştum, bizim Türkiye'den bir yazı da olabilir. Lucio Fulci'nin bir röportajında soruyorlar bunu. Yani siz yasaklı, sansür, hani çocuklar, gençler mi artık neyse çok etkilenebilir, ne diyorsunuz falan diye. Lucio Fulci de şey diyor. Benim filmlerim diyor, Clint Eastwood'un filmlerinden daha zararlı gençler için. Hani öyle bir açıklaması var. Herhalde günümüzdeki şey tartışmaları gibi. Hani gereksiz şeyler yasaklanıyor YouTube tarafından ülkemizde ama Çukur dizisinde kan gövdeye götürüyor, silahlar, cinsellik göremiyoruz, alkol göremiyoruz ama herkes herkesi öldürebiliyor. Gibi hani bir serbest çağrışım olmuş olsun bu tabii de. Lucio Fulci de onu demek istiyor yani. Clint Eastwood'un filmleri daha zararlı benim filmlerimden falan diyor. Lucio Fulci'ye gene devam edecek olursak B film tanımının, Giallo ile B film, Gore, hani hepsinin karışımındaki en hepsini yani tam anlamıyla yansıtan isim Lucio Fulci. Yani B filmin tanımının karşılığı filmler çekmiş hep. Hani filmlerinde fantastik filmleri var. Korku, vahşet, hepsinin güzel bir harmanlanması var. Ama bunları yaparken işte o bu düşük bütçeler, zayıf senaryolar, işte anlatımdaki o zayıflıklar, bazı filmleri kötü falan hatta yani. Kötü filmler. Direkt yani. Kötü diyorsun. Kötü hani. Ama kendi açıklaması da var tabii. Daha çok ben fantastik kısmıyla ilgileniyorum diyor. Yani adam o fantastik hissiyatını, o fanteziye olan duygusunu hani vermek için geriye kalan özellikleri bazen göz ardı edebiliyor. Öyle bir yönetmenden bahsediyoruz. Hatta Tarantino'nun da bir film teşekkürü falan, bir röportajında bir filmde teşekkürü falan var. Öyle mi? Hangi filmle ilgili? Ha, genel olarak tabii, sinemasındaki yani, şiddete bakış konusunda. Aynen. Şöyle bir durum yok mu bu arada? Hani verdiğin örnekten yola çıkarsak, Eastwood örneğinden. Yani bu filmlerde, giallo filmlerinde şiddet estetize edilse dahi kahramanlaştırılmıyor sonuçta. Hani bu tabii bir örnek, bir hareket olarak verilmiyor. Burada sadece seyircinin alacağı haz ve o yaratan sanatçının burada ortaya koyduğu, hakikaten o kanı hani paletteki bir renk gibi kullanıyor. Evet, kahramanlaştırma falan kesinlikle yok. Yani bir şey yok hani. İnsanları... Kötü zaten, herkes kötü. Birazdan bahsedeceğimiz Fulci ile ilgili filmde de var bu. Herkes kötü. Yani adam hani kötüyü olabilecek en kötü şekilde veriyor. Bunu yaparken hani sinematik anlamda, sinematografi anlamında estetize etmesi, iyi vermesi, sen de dediğin gibi bir kahramanlaştırmaya falan yol açmıyor. Yok, hayır, işte. Hayır, evet. Bir de Fulci'de şu var, hani bunu filmlerini izlemeden önce bile birkaç yerde okumuştum. Bana garip gelmişti ama izleyince anlıyorsunuz. Böyle giallo, gore yaparak acıyı anlatabilen bir yönetmen. Acının sinemasını yapan bir yönetmen. Yani bu filmleri izlediğimiz zaman, gene bahsedeceğimiz filmde de yani böyle insanların kötülüğü, verdiği acılar, hatta böyle kafayı taktığı bazı konular var. İnanç gibi, yozlaşma gibi. Fiziksel acıdan mı söz ediyorsun yoksa duygulardan yo, mı? Yok yok, yani duygulardan tabii ki de bahsediyorum. Yani acının sineması derken o ruh halinden, o psikolojiden, anladım, o çok katmanlı psikolojiden falan bahsediyorum. Nasıl Argento sinemasında Goblin müzikleri önemlidir, Fulci sinemasında da Frizzi'nin müzikleri ön planda. Hakikaten filmlere bayağı bir ivme kazandırıyor, seviye atlattırıyor. Ama dediğim gibi tüm bunlar, ben anlatırken bile hani belki biraz karışık gelebilir. Ama Fulci'nin sineması bu. Hani Fulci sinemasında kendisinin de kafa karışıklığını filmlerde çok net görebiliyoruz. Adamın kafası karışık yani. Hani böyle estetize de oluyor, acıyı da anlatıyor, fantastik anlatmaya çalışıyor, şiddetin dozunu bazen ayarlayamıyor, bazen korku, ve bunu aynı filmde de yapabiliyor. Hani farklı türlerde filmlerden bunu bahsetmiyorum. Bazı anladım filmlerinde, bu filmin içerisinde bu bütün hepsini birden alabiliyoruz. Birazcık böyle kafa karışıklığı var. Orada da şu, yanlış hatırlamıyorsam, çok sevgili arkadaşım Ertan Tunç'un bir yazısıydı galiba. Orada Fulci'nin bir aile trajedisi yaşayıp karısının hastalanıp intihar etmesi,
Öyle bir durum var galiba. Yani yanlış hatırlamıyorum inşallah. Kendisine de dinlerse buradan selam olsun. O trajediden sonra sinemasının değiştiği, o şiddetin, o gene burada da kadın düşmanlığına çıkan bazı eleştirilerin yapılması, o trajediyi yaşadıktan sonra belki o acıyı anlatma hadisesi de bu trajediyi yaşadıktan sonra olabilir. Hatta gene belki de aynı yazıdaydı. Kızı da şey diyor. Hani benim babamla yaşayacaksınız veya iş yapacaksınız diyor. Ona hiç karışmayacaksınız, etmeyeceksiniz. Hani o çok travmalar geçirmiş şey bir adam. Kendi haline bırakacaksınız gibi biraz bir açıklaması var. Biraz egzantrik sanatçı örneği yani. Evet, onun seneler önceki versiyonu diyebiliriz. Fulci'nin önemli filmlerinden biri İngilizce adıyla Don't Torture a Duckling. Evet. Türkçe'de Linç diye evet. Geçiyor ismi. 72 yapımı. Biraz önce bahsetmiştik aslında. Köy canlısı diye. Daha kırsal alanda geçen. Ya birisi öyle köy canlısı diye yazmış. Yanlış değil aslında. Anda, yanlış da değil de böyle komik geldi hani yani böyle köy canlısı falan. Hani köylü. Şu yüzden örnek vermiştim ben zaten. Hani genelde daha şehirde geçen işte müzisyendir, balerindir, tabii. Modeldir. O tip insanların arasında, ışıltılı hayatların arasında geçen filmler ya büyük oranda cevabılar. Evet. Ama Fulci'nin bu filminde daha kırsal bir kesimde yoksul insanların ve çevrelerindeki bir takım gelişmelerin. Burada biraz inanç meselesi var. Evet. Burada şöyle gireyim. Burada bütün karakterler kötü. Gene öyle. Hepsinin içi çürümüş yani adeta hepsinin. Daha evvelki filmlerinde Fulci'nin anlattığı yozlaşma sanki bu filmde hani böyle nihayete ermiş ve herkese sirayet etmiş. Sanki böyle o yaptığı filmleri yapmış yozlaşmayı anlatmış, kokuşmuşluğu anlatmış. Bu filmde final ulan herkes böyle hani der gibi bir final niteliği yani benim aldığım şey o. Bunu tabii suçlama anlamında değil de hani bir sonuç anlamında yapıyor. Ve de en büyük bağladığı şey de kilise nefreti. Her detayda, filmdeki her detayda her şeyde bir inanç eleştirisi, bir inanç nefreti var. İşlenen suçlarda da var, cinayetlerde de var. Ne bileyim dini ritüelleri falan kullanıyor. Dini ritüellerin içinde de var. Finalde de var. Yani bütün sahnelerde bu inanca, kiliseye olan nefretini adeta kusmuş. Burada tabii böyle Katolik ve ağır şey bir yetiştirilişi varmış herhalde Fulci'nin. Onun da etkisinin olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple de bir demin konuştuğumuz yere de geri dönersek bu sebeple de en çok sansüre maruz kalan veya kalınması için uğraşılan film de bu. Hani kilise toplulukları bilmem neler. Kutsallara saldırıyor yani. Tabii onlar böyle bu filmi yakalım asalım. Şeytanın işi. Yasaklansın. Demin hatta Amerika'da bazı filmleri oynamadı bile dediğim, yanlış hatırlıyor olabilirim veya yıllar sonra oynamıştır. Bu film mesela. Yani belki 30 sene sonra sansür kalkmıştır, oynamıştır, festivallerde falan gösterilmiştir de bu film en çok sansüre maruz kalan filmlerden birisi. Burada herkesin kötülüğünden bahsederken de bütün herkesin bir şekilde bir zararı var. Yani kendine zararı var. Yandakine zararı var, etrafındaki insanlara zararı var ve bu zarar veren insanlar hani ne olursa olsun böyle hani büyücü de olsa ne bileyim köylü de olsa köy canlısı ne bileyim zengin çocuğu da olsa filme girip çıkan rahibin işte akrabası annesi yani hepsi bir şekilde kötü bir şekilde rahatsız ama tabii Fulci en sonunda gene intikamını aldığı bir şekilde filmin finalini yani spoiler vermeyelim de bir şekilde intikamını gene dini kullanan, din üzerinden ahlak satmaya çalışan, din üzerinden insanlara karşı yapan o ekipten. O köydeki, kırsaldaki o eğitimsiz insanların bu inançla nasıl zehirlendiğini çok net gösteriyor. Yani bu insanların batıl inançları ki batıl inançların da çoğu aslında dini bir şeylere dayandığı için yani dinin ne kadar amacından saptığını ve bu insanların bu inançlarla ne kadar gözü görmez olduğunu, ne kadar hiçbir şeyin farkında olmadığını da çok açık bir şekilde aslında başka karakterler aracılığıyla da gösteriyor Fulci. Hiç öyle sözünü sakınan biri değil o anlamda bakarsak. Evet. Ya zaten bu günümüzde de böyle hani şimdi evet. Yıl 2019 yani
Günümüzde de böyle yani cahil insanların bahsettiğin ya da cahil deyince biraz böyle eğitimsiz, küçümsüyor gibi oluyor da hani eğitimsiz ya da şey insanları belli bir olguyla, belli bir şeyle kandırmak, belli bir şeyle bir hareket etmelerini evet. sağlamak daha kolay. Filmde bunu anlatıyor. Burada işte bunu anlattıktan sonra Fulci intikamını alırken hani filme de ismini veren Lynch. Hani Lynch sahneleriyle bir nevi intikamını da alıyor ve önemli sahneler de kazandırmış oluyor. Gene maalesef psikolojimizi bozacak şekilde önemli sahneler ama gene çok güzel çekilmiş. Gene etkileyici sahneler. Yani Fulci de bir nevi inanç meselesini kendince o filmle kapatıyor. Fulci'nin dediğimiz gibi önemli filmlerinden biri bu. Ama aslında çok sayıda filmi var. Mesela 84 yapımı Murder Rock diye bir filmi var. Orada da bir bale okulunda gene giallo türünde bir film. Suspiria 2. Bale okulunda işlenen cinayetleri işliyor. Yani bunun gibi çok sayıda aslında giallo filmi var. En meşhur filmi giallo olmayan Zombi 2 filmi. Zombi 2. Hani orada Fulci zombisi falan diye hatta böyle kaynaklarda Fulci zombisi diye geçen özel makyaj falan hani tanırsın yani Fulci'nin zombisini tanırsın. Hatta birkaç zombi filmi daha çekti yanlış hatırlamıyorsam. En meşhuru Zombi 2. Zombi 2'de aslında Zombi 2 1 diye bir şey yok. George Romero'nun filmi İtalya'da Zombi 1 diye mi oynuyor? Öyle abuk subuk bir şey var. Fulci de filmi çekerken hem ona saygı duruşu niteliğinde hem de böyle ulan ben de böyle yapıyorum deyip Zombi 2 koyuyor ismini. Halbuki daha önce zombi filmi diye bir şey yok. Öyle küçük de bir esprisi var. Aklıma o geliyor zaten. Niye bu film meşhur, ikincisi meşhur gibi. Ben diyecektim Terminator. Terminator yani. 2 gibi seninle niye filmi mi falan diyecektim. Yok, ilk filmi yok. Öyle bir espri yapmış. O zaman yavaş yavaş en popüler Dario Argento. En iyi Dario Argento'ya geçelim. Evet, Dario Argento benim için korku sinemasının en büyüğü. Bitti. Bu haftalık bu kadar diyormuşum. Evet, şaka programımızın sonuna geldik. Dario Argento İtalyan korku sineması mı, bütün korku sineması mı? Bütün korku sineması. Aa, iddialı konuştum. Evet, ben ya biraz tabii gönül bağıyla alakalı bir şey biraz de. Biraz da duygusal. Duygusal tabii de. Senin için Hitchcock falandır herhalde. Araya girelim böyle bir şey. Belli bir isim gelmedi aklıma ama tabii şu anda Argento konuşunca insanın aklına Suspiria'nın gelip tüylerini diken diken olması mümkün değil. Bazı sahneler geliyor aklıma. Giallo'da da usta Argento zaten. Ve de daha önce de konuştuk. Giallo filmlerini ve daha aslında şöyle Argento İtalyan korku sinemasını ve kendi sinemasını çok başka bir yere taşıdı. Bu çok başka bir yere taşırken daha popüler, daha büyük prodüksiyonlu, daha ihtişamlı. Sınıf atlattı yani. Daha büyük filmlere taşırken Giallo'ları da taşımış oldu. Artı bu büyüklüğe erişmeden önce çektiği filmler de sonradan kendisi popüler olduğu için o filmler de popüler oldu. Hani daha önce o kadar yani adı geçmeyen filmler de değer kazandı. Ne yapıyorsun? Suspiria'yı bilmem ne izleyince Dario Argento müthiş yönetmen. Açıyorsun bu sefer Tenebre'yi, Opera'yı falan da izliyorsun. O filmlere de bakıyorsun. O filmler de otomatikman hiçbir şey yapmadan sınıf atlamış oluyor. Argento'nun diğer yönetmenlerden estetik açıdan hep bahsettik. Baba'da da Fulci'de de çok önemli dedik ama Argento kadar en üst seviyesi Argento diyebiliriz. Tabii. Sen de katılırsın herhalde. Yani ses, ışık, renk kullanımında Argento filmleri hani görsel şölen. Şu anlamda çok enteresan. Demiştik zaten programın başında. Hani filmi aç, hiç bakma. Müziğini dinle. Okey bitti. Bunun dışında müziği kıs. Hiç sesi falan duyma. Konuşmalara bakma. Altyazısız izle. Bu sefer de görüntülerle sana bir haz verecek. Sana bir şey anlatacak o görüntülerle. Tamamen sessiz de izleyebilirsin. Yani her duyuya seslenen, tabii. Her duyguya da bir yandan seslenen bir sineması var. Tabii ki dünyada entelektüel anlamda en üst seviye sinemacılardan biri mi? Belki değil ama kendi tabii. Kendi alanında, kendi zanaatinde, kendi sanat anlayışı içerisinde yapılabilecek neredeyse her şeyi en iyi şekilde yapabilmiş bir yönetmen Argento. Tabii son filmlerini saymazsak. Yaşlandı belli işte Tarantino diyor ya hani çok beğenilen bir filmiyle şey yapmak istiyor. Abi sen o kadar giallo ustası bilmem ne gidip giallo diye film çekip dünyanın en kötü filmini
Yani çekmemelisin yani. Bunu yapamazsın. Yapmamalıydın. Oradaki cihazda da sarı taksiden geliyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani çok kötü. Neyse ama Argento'yla bir bağımı daha, sinemaya tam girmeden bir bağımı daha söyleyeyim. Benim için gelmiş geçmiş en iyi Western filmi. Gelmiş geçmiş en iyi Western filmi. Ayrıca gelmiş geçmiş en iyi belki 10 filmden biri. Once Upon a Time in the West. Evet. Burada bir zamanlar Batı'da olarak ülkemizde biliniyor film. Sergio Donati ve Sergio Leone ile birlikte senaryoyu kim yazıyor? Argento. Dario Argento ve Bernardo Bertolucci. Oo. Ya bu ne yani? Ustalar sınıfı. Yani bu nasıl film ortaya çıkacağı daha şeyde belli olmuş. Yani artık. Hadi yazıyor muyuz falan derken ortaya çıkmış. Gel Nuri Bilge Ceylan işte. Gel gelmedi aklıma. Zeki Demirkubuz. Oturup korku yazıyoruz falan. Böyle enteresan bir şey. Ki bir zamanlar Batı'da filminde de onu da belki bir spagetti western bölümü yaparız böyle. Çok güzel olur. Güzel bir bölüm yaparız. Bir zamanlar Batı'daki dokunuşlarını da gerçekten anlıyorsun yani. Anlaşılıyor. Neyse oraya çok dalmayalım. Argento'nun başka western filmlerinde senaryoları da var bu arada. Erotik film senaryoları da çok var. Adamın yani bu erotizm konusuna ilgisi, alakası, onun o cinayetle ilişkilendirdiği estetik bariz, yani bariz. Demek ki çok önceden varmış yani adam. Yani daha... Argento'nun giallo filmleri çekmesi, bu filmlere ilgi duyması şaşırtıcı değil. O yüzden de hani giallo filmlerine yönelip bu türü değiştirmesi de böyle bakıldığı zaman şaşırtıcı değil. Argento'da şöyle bir olay var. Onu belirtmem gerekiyor. Şimdi diğer yönetmenlerde de cinayetin, şiddetin estetize edilmesini konuştuk. Evet. Bu Argento'da da var. Ama işte Argento'da erotik film senaristliği dedim ya az önce. İşte Argento'da bir de bu nasıl anlatayım? Erotikmiş gibi. Hani cinayetlerin verilişi böyle seksi falan mı diyeyim hani ya? Evet öyle aslında. Biliyor musun? Yani Argento'da bir de o var ya. Bir de erotizm sosu var. Böyle olunca da insanı böyle kendine şüphe ettiren hani yani bir cinayet izliyorsun ama hem sana estetik geliyor. Rahatsız olmuyorsun pek fazla. Rahatsız olmuyorsun. İğrenç de gelmiyor seksi bazen. Seksi falan geliyor anladın mı? Hani böyle bir sıkıntı var. Ama bununla ilgili şöyle bir şey var. Buradan önermiş de olayım. Kütüphanemdeki en önemli kitaplardan biri James Gracie'nin Dario Argento Korku ve Gerilim Filmlerinde İtalyan Dokunuşu diye bir kitap var. O kitapta bir Argento filmi izlemek tamamen içsel bir tecrübenin farkına varmak diyor. Yani biz onu izlerken bizim içimizdeki o, yani o içgüdüleri, içimizdeki belki o şiddetin dozu, içimizdeki o şiddetin erotik gelmesi, yani bu dediğin gibi rahatsız olmayıp bundan haz duymak, yani içsel bir tecrübenin farkına varıyorsun. Normalde hayatımızda farkına varamayız böyle. Biraz da çuvaldızı kendimize batıralım yani o kadar. Tabii ki de, insanın tabii içinde de. Olan bir şey bu. Sonuçta Argento'da bunu bir uzaylı değil, bunu bir kafasından uydurduğu bir takım duygular değil bunlar. Bu zaten bir kere onu yaptığı sinemaya bizim estetik diye olmamız da zaten bizden gelen, seyirciden gelen bir şey. Tabii hani ki. Eğer bu bizde böyle bir karşılık bulmasaydı şu an bunu konuşuyor da olmazdık zaten. Evet. Ya bunu normal sokakta orada burada belki başımıza bir şey gelmeden içimizdeki o duyguyu anlama fırsatımız olmayabilir. Ama Argento filmlerini izlerken bu içimizdeki var olan şey yani inanılmaz derecede dışa vurup izlerken büyük haz alıyoruz. Zaten Argento'da buradan hareketle bahsedelim. Argento'da zaten hani ya çoğu yönetmen öyledir ama Argento'nun gibi bir tık daha fazla direkt böyle kendini anlatan, kendini dahil eden bir havası var. Filmlerinde hani belli olmayan siyah eldivenleri takmış insanları öldüren bir karakter, bir şey var mesela. Evet. Bazı filmlerinde o kim olduğu ortaya bile çıkmıyor. Ya onun çok net bir şekilde kamera hareketiyle de zaten anlıyoruz. Çok net bir şekilde o cinayetleri işleyen Dario Argento yani. Hani Argento'nun kendisi. Hani o suçu üstleniyor bizim. Tabii yani ve de bunu çok açık ediyor. Argento bunu böyle yapıp siz de böylesiniz deyip bize hani suratımıza böyle bir adeta bir tokat gibi bunu veriyor. Argento'nun sinemasında çok sayıda giallo filmi var aslında. Evet. Kristal Kanatlı Kuş ilk örneklerinden biri. Belki ilki. Evet. Onun dışında Profondo Rosso var. Onu biraz fazla Profondo Rosso en meşhurlarından bir tanesi. Suspiria'dan sonra en tanınan filmi diyebilir miyiz? Opera var. Opera var. Tenebre filmi var. Yani giallo olsun olmasın Argento filmleri. Argento'nun hepsi... korku, cinayet sineması diyelim. Yalnız bir önceki konuştuğumuz
konuyu da birazcık daha seninle konuşmak isterim. Hani kadın düşmanı olarak nitelendirilmişti. Burada iki tane olay var. Argento'nun birincisi, daha önce bahsettiğim şekilde Argento'nun kadın karakterleri, dediğimiz gibi başarılı, özgür, özgürlüğüne düşkün, entelektüel ve bir başkaldırı halinde bulunan kadınlar. Yani buradan kadın düşmanlığı konusu birazcık bir acaba mı oluyor? Bir de Argento'nun bir röportajında söylediği bir şey var. Yani bunu dalga geçmek olarak da anlayabiliriz. Gerçekten böyle düşünüyor diye de kabul edebiliriz. Ben diyor, kadınları seviyorum. Güzel kadınları daha çok seviyorum. Bakmayı daha çok seviyorum. Güzel bir kadının ölümünü izlemeyi tercih ederim diyor. Hani yani bu, bilmiyorum sana nasıl geliyor. Hani çirkin bir kadının ölümünü izlemektense. Hiç kokun yaptı da bundan çok farklı değildi aslında. Bir noktaya kadar yani. Onun da filmlerinde hep belli bir güzellik anlayışına göre seçilmiş karakterleri izliyorduk. Sadece Argento'nun filmleri bu konuda biraz daha nasıl söyleyeyim, özgür mü diyeyim, daha şiddet dolu, daha biraz daha çivisi çıkmış bir bakış açısı var sadece. Yani hiç kokunki bir tık daha kontrollüyken Argento'nunki ya Argento açık daha, yani evet, hiç klişe olacak ama hiç saklamayıp evet, açık etmeyi seviyor. Yani röportajında çıkıp da bir insan der mi canım? Hani çirkin insanlar öleceğine güzel insanlar ölse ben de onları izleyeyim. Adamın böyle bir durumu var. Bütün bu estetik algısında, güzel kadınları kullanmasında, erotik sosu kullanmasında, cinayette bir erotizmin olmasında. Şöyle diyebilir miyiz? Güzel şeylere zaten bir doğal olarak bir ilgisi olduğu gibi bir takım şeyleri güzelleştirmeye yönelik de bir çabası var. Her şeyi güzel göstermeye yönelik bir çabası da var. Yani çirkin addettiğimiz bazı şeyleri de güzel göstermeye çalışıyor. Yani bir nevi zorlayarak onları güzelleştiriyor. Bunu da, bu bir meydan okuma gibi değil mi? Bir gövde gösterisi gibi. Bunu da başarıyor yani. O kadar iğrenç şeyleri bize estetik bir şey gibi sunabilmesi de aslında bir başarı. Tabii ki. Argento'nun ilk filmi Kristal Kanatlı Kuş. Yani sinemasına bir giallo filmiyle başlıyor zaten. Evet. Ve de yani 1-0 önünde başlıyor. Şöyle ki, düşünün, bir film yapıyorsunuz. Görüntü yönetmeni İtalyan, yani en iyi İtalyan filmlerinin çoğunun görüntü yönetmeni Vittorio Storaro. Filmin müziklerini de kim yapıyor? Morricone. En büyük besteci Ennio Morricone. Zaten sen yani kamerayla çık dışarıda bir şeyler çek, getir bu ikiliye ver. Zaten yani ortalama onun üstünde bir film çıkar. Kesinlikle. Bir de buna böyle en paranoyak filmini falan yapınca Argento, bir sanat galerisi üzerinden gelişen bir cinayet var. O cinayetle hem sanat konusu, hem korku sinemasına, hem eleştirel bir bakış, hem saygı duruşu, yani sahneye çıkışı Argento'nun daha muhteşem olamazdı. Öyle söyleyeyim. Hatta daha böyle ilk filmle Hitchcock tarzı, böyle Hitchcock'tan etkilenme İtalyan yönetmende de var tabii ki de, bütün dünyada olduğu gibi. Tabii tabii. Daha ilk filmiyle hani İtalyan Hitchcock lakap. Bizde futbolda meşhurdur ya mesela, yeni bir sol ayaklı gelince yeni Hacı. Yeni Alex var, hemen yapıştırırlar. Yeni Hitchcock mu? Hala bu arada 2019 yılında hala yeni Hitchcock. Yani o zaman daha Hitchcock evet, film çekerken söylemeye başlamışlar. Tabii canım. Hitchcock diye. Şimdi de işte artık yeni Hitchcock deniyor. Yani diyorlar ya Jordan Peele'a. Jordan Peele'a. Tabii tabii, acayip görseller var. Jordan Peele Hitchcock'u aşağı atıyor falan. Öyle Twitter'da bir şeyler var. Kristal Kanatlı Kuş'ta Argento daha ilk filminden bayağı klasik bir giallo örneği ortaya koyuyor. Amerikalı bir yazar ve İngiliz kız arkadaşı. Yani yine o kültüre, o ülkeye yabancı kişiler. Roma'da kendilerini takım seri cinayetlerin içerisinde buluyorlar. Argento olayı hiç bırakmıyor zaten. Hani yıllar sonra yaptığı filmlerde falan da bu var. Mesela 82 yılında galiba çekilen Tenebre var. Argento'nun en polisiye en yakın filmlerinden biri diyebiliriz Tenebre için. Orada da bir yazar var. Seri katil var. Gene kadınlar üzerinden ilerleyen bir mesele var. Dansçılar, yazarlar, müzisyenler. Evet, sanatla hep yakından alakalı insanlar. Evet. Tenebre'de işte ekstra polisiye dediğimiz, hani gizemini film boyunca koruyan, sürpriz bir finale giden bir yol çizen, sürpriz bir finali bir şekilde oraya getiren, yani Scream başta olmak üzere birçok filme esin kaynağı almış bir film Tenebre. Tabii şiddet ve kan da yine her zamanki gibi başrolde. Cinayetlerin zekice kurgulandığı, bahsettiğimiz zekice kurgulanan cinayetlerin olduğu bir film Tenebre. Bir de Tenebre için şöyle bir şey var. Sinema ve edebiyat dünyasına Argento'nun en çok göndermede bulunduğu film Tenebre.
Yani sinema ve edebiyatla ilgili birçok referansı izlerken insanlar ulaşabiliyor. Tenebre'de bulabiliyoruz. Evet. Onun dışında Suspiria en meşhur filmi diyebiliriz herhalde. En etkili tabii filmlerinden biri diyebiliriz. Suspiria'nın tam olarak giallo olup olmadığına dair de bir tartışma var herhalde. Yani fikir birliği yok diyelim daha doğrusu. Evet, şimdi yani bir liste açsak o anlamda pek araştırmadım ama listeleri açıp baksak illa bir yerlerde birileri sıkıştırmış olabilir giallo gibi. Ama o büyük prodüksiyon olması, B filmden kopması, daha ihtişamlı olması. Ya yine cinayet, estetize edilmiş cinayetler ve kendi bunların içinde bulunan bir ana karakterimiz var. Ancak mesela burada bir tür Cadılar Meclisi'nin sebebiyet verdiği. Yine entelektüel bir ortam ama doğaüstü bir şeylere de gidiyor. Doğaüstü olmasının yanında bir de daha organize, daha düşünülerek yapılmış ve daha dediğin gibi daha entelektüel bir altyapısı var burada cinayetlerin. Yani giallo filmlerinde katiller bir tık daha sapkın değil midir mesela? Bir tık daha kontrolsüz değil midir? Burada bayağı bir örgüt var. Evet. Cadıların oluşturduğu bir grup var yani ve onların bir takım işleyiş içerisinde kendini buluyor. Ya zaten Suspiria'yı şöyle yapmak gerekiyor. Hani Suspiria'yı belki ben gene duygusal bakıyor olabilirim de Suspiria'yı yani giallo falan değil de gelmiş geçmiş bütün korku filmleri içerisinde, korku külliyatında kendinden önce gelen filmlerden etkilenmesi de var. Müthiş yaratıcılığı da var. Daha önce de bahsettiğimiz gibi Suspiria aslında giallo sınırlarının dışına taşıyor. Demiştik ya, hani biz giallo'yu bazı çerçeveler dahilinde inceliyoruz. Belli başlı unsurlara uyduğu zaman giallo diyoruz. Ama Argento burada kendini bununla sınırlamamış ve farklı yönlere gitmeyi tercih etmiş. Belki de bu yüzden saf bir giallo olmaktan çıkmış ancak dünya korku sinemasının en önemli eserlerinden biri haline gelmiş. Ya bu tam anlamıyla bir İtalyan giallosu diye bahsettik yani ilk konuşmanın başında. Hani 63'teki film için tamam İtalyan giallosu oldu artık bu demiştik. İşte Suspiria için tamam İtalyan giallosu falan ama bu yani daha çok öte bir yerlere gitti. Yani çok farklı bir yerlere gitti diyebiliriz. Yani o kadar külliyat arasında yeniden çevrimi olan film Suspiria mesela. 2018'de Luca Guadagnino çekti. Evet. Günümüzde yaşayan İtalyan yönetmenler arasında en öne çıkanlardan bir tanesi. Yükselişte olanlardan birisi. I Am Love çok iyi film. Call Me By Your Name çok iyi film. Ve o da bu arada farklı türler arasında geçiş yapıyor. Evet, yani hani bir tür LGBT aşk filmi, işte ne bileyim bir aile dramı çekti. Erotik bir hikaye de çekti genç kız. Ki sinemasında en enteresan filmlerden biri onu yönetmiş olması çok şaşırtıcı. Melissa P. filminden bahsediyorum. Evet, onu da maalesef onu da maalesef onu da yönetmiş. Bir kaza olarak yani o da aslında kendini farklı kalıplara sokmaktan çekinmeyen. Daha yeni, doğrusu bu kalıpların dışına çıkmaktan çekinmeyen. Sen yeni Suspiria filmini yanlış hatırlamıyorsam çok beğenenler. Evet, bence Dario Argento da lafını unutma, Dario Argento da rahatsız. Senin beğenmenden rahatsızmışım yani. Ben de nefret ediyorum. Ruhunu öldürdüğünü falan düşünüyor ama tabii aynı ruhta bir film olsa bu sefer de taklit diyeceğiz falan. Sen seven biri olarak ne diyorsun? Bence yani Suspiria'dan esinlenerek kendi korku anlayışını kendi sinema anlayışıyla birleştiriyor ve ortaya modern bir klasik koyuyor Guadagnino. Ki ben normalde sinemasıyla çok barışık bir insan değildim. Belli filmlerini çok beğenmiyorum vesaire ama Suspiria, 2018 model Suspiria bence kendi başına 77 yapımı orijinal Suspiria'nın yanına koyulup işte bu da bir başka klasik oldu. Bu da bir başka başyapıt diyebileceğimiz kadar olmuş bir film. Yani örneğin kendi sineması, kendi sinema anlayışı, kendi bakış açısını ortaya koymaktan hiç çekinmiyor. Hiç yani izleyiciye oynamamış. Yani renk skalasından bile görebilirsiniz bunu. Korkutma tabii anlayışından bile görebilirsiniz. Yani bambaşka bir yerden korkutma yaşıyoruz. Çok daha soğuk ve insanın iliklerini titreten bir korku anlayışı var burada. Ama yani Argento filmlerinde, giallolarda böyle değildir. Biraz daha yüzünüze o kanı sıçratır. Evet. Burada öyle değil. Yani burada da yani sinema tarihine geçebilecek bir takım sahneler var bence yeni Suspiria filminde. Örneğin meşhur dans sahnesine örnek verebilirim. Ya zaten Argento sinemasıyla Guadagnino sineması birbirine benzeyip de aynı filmden sonra bir tane daha öyle bir şey zaten yok, çok bambaşka abest olur zaten. Bir sinema. Hiçbir yani alakası yok Argento sinemasıyla Guadagnino sinemasının. Bu açıdan ortaya çok enteresan bir
yeniden çevrim çıkmış ama yeniden çevrim de denemez tam olarak aslında. Oradan günümüzde artık çok kullanılan reimagining deniyor, yeniden hayal etme gibi. Yani bir nevi şöyle düşünün, yani bir rüya görüyorsunuz ve onu sonra filme aktarıyorsunuz. Burada orijinal film bir nevi o gördüğünüz rüya rolünü oynuyor. Peki Argento sinemasının belki de en önemli giallosuna gelirsek, Profondo Rosso. Gelelim, sonunda gelelim. Evet. Profondo Rosso en iyi giallo filmi olarak kabul edilebilir. Edebiliriz. Argento'nun en iyi filmi, Suspiria'ya rağmen en iyi filmi diyenler de çok az değil. Yine bir entelektüel müzisyen bir adam var. Sapkın bir cinayet var. Yine hikaye şiddetin bir valse dönüşmesi var. Antonio Leon'un Blow Up filminde oynayan David Hemmings Blow Up filminde de oynuyor. Bu filmde de benzer bir rolde gene böyle bir cinayet, bir cinayete şey, tanık oluyor tesadüfen bir, vesaire. Yani bir aydınlatma yolunda ilerliyor falan. Hatta Blow Up'ı böyle birkaç kere izleyenlerin anlayacağı bazı küçük göndermeler, bir duruş, bir bakış, bir diyalog, bazı filme göndermeler de var. Burada tabii filmin en büyük güçlerinden biri Argento nasıl bir zamanlar Batı'ya katkı sağladı dedik. Burada da Fellini'nin Satricon, Roma gibi filmlerinde de Fellini'yle birlikte senaryo yazan Bernardino Zapponi var. Argento'ya Profondo Rosso'da yardımcı olmuş. Hal böyle olunca da senaryo anlamında çok güçlü, daha güçlü, çok daha iyi bir film çıkmış. Gizem olgusu film boyunca müthiş bir şekilde işleniyor. İz sürme dediğimiz o olay tıkır tıkır işliyor. Cinayet aydınlatma çabası, tabii, katilin izini sürme ipuçlarından yola çıkıyor. Bir polisiye şey de var, polisiye bir izleyi de var filmin. Evet, psikanaliz diyebileceğimiz çok önemli filmin manevraları, geçişleri, dönüşleri var. Onlar çok iyi. Bastırılmış arzular, geçmişte kalmış travmalar vesaire. Bunun üzerine kuruyor aslında cinayetlerin altyapısında. Ve doğa üstüne geçişle birlikte bunlar senaryo anlamında Rapponi'nin yardımıyla bence en üst seviyeye ulaşmış. Hani en dolu giallo filmi falan. Giallo budur. Çıkar. Bunun şey vardı ya, bira bu kapağın altındadır. Giallo filmin içindedir. Bunun yanı sıra tabii gene Goblin konseri tabii bizi bekliyor. Profondo Rosso'yu izlerken Goblin'in muhteşem böyle aç, dinle. Her cinayette başka müthiş film, her sahnede, her geçişte Goblin Show yani. O başta bahsettiğimiz olay burada çok daha geçerli. Profondo Rosso'yu koyalım, bakmayalım, dinleyelim, Goblin albümü izliyoruz. Evet. Goblin'i kapatalım, sesi kapatalım, filmi açalım. O da bambaşka bir şölen. Bambaşka bir görsel şölen. Profondo Rosso bu tam karşılığı yani. Filmin reklamını yapıyormuşuz gibi. Profondo Rosso her türlü. Yeniden sinemalarda falan. Kinetik kamera, hareketli kamera kullanımı da burada. O kukla, meşhur kukla sahnesini falan düşün. Of, muhteşem çok bir sahne. Müthiş bir sahne. Bu gibi sahnelerde kinetik kamera falan kullanım var. Çok iyi. Seyirciyi de böyle yani klişe ama. Ya tamam, çok iyi film, izleyin işte. Ya hemen dinamik biçimde içeride tutuyor. Bazı sahnelerde mesela bu kafa patlama sahnesi var meşhur. Evet. Asansörde. O mesela evet, David Cronenberg'in işin adını hatırlamadığım bir filmde birebir aynısı var. Sonra kaynar suyla bir of, sahnesi var. Felaket. O da 1978'de John Carpenter'ın Halloween filminde birebir kaynar suyla cinayet. Belki ikinci, 81'deki ikinci film, Halloween 2'de de olabilir. Tam emin değilim. Yani yaratıcı cinayet sahneleri dediğimiz de en çok burada toplanmış. Ve de Baba filminde bahsetmiştim ya, Barbara Steele'in oyunculuğu. Evet. Burada oyunculuklar çok iyi. Bir giallo filminde hani oyuncu yönetiminde zayıflardır normalde dedik ya. Burada en iyi oyunculuk yönetiminde de en iyi işlerden biri. Eski o zamanki eşi Daria Nicolodi de oynuyor filmde. Çok da iyi oynuyor. Evet, gazeteci rolünde oynuyor ve onun katil olabileceğine dair de bir takım böyle sahte yemler mi ortaya atıyor diyelim. Yani bir noktada katilinden çıkacağına dair evet, bir seziye kapılıyorsunuz. Sahte yemler de var, gerçek ipuçları da var. Hatta yani dinleyen arkadaşlar merak edip izledikten sonra ya bunlar neleri söyledi derlerse YouTube'da o ipuçlarının, sahte yemlerin falan olduğu, hepsinin toplandığı bir video ya denk gelmiştim bir iki sene evvel. YouTube'da yani o onların olduğu bir kolaj videoda var. Profondo Rosso yani giallo için bayağı önemli. Vitrin eserlerinden biri. Yani başyapıt diyebileceğimiz eserlerden biri. Yani özetlemek, toparlamak gerekirse giallolar bir nevi renkli cinayetler koleksiyonu. Ama evet, öte yandan
Gene senin de söylediğin gibi psikanalitik okumalara açık eserler de var arasında. Tabii. Genelde günümüzde geçip İtalyan şehirlerinde, modern şehirlerde işte sanatçıların başrolünde olduğu ya da ikincil karakterler arasında sanatçıların çokça bulunduğu filmler. Yani Giallo'lar, nasıl spagetti westernler, biraz serbest çağrışım olacak da, spagetti westernler normal kahraman odaklı, mutlu sonlu, böyle kendini iyi hissettirmeye yönelik westernlerin böyle bir anti tezi gibi, evet, anti kahraman odaklı ve bence çok daha iyi filmler. Korku türünde de, şimdi hiç koka laf söylemeyeyim, ayıp olur, başımıza taşıyar. Hiç koka laf dersek yani Amerikan korku külliyatında da, slasher'larda falan da sevmediğin ne varsa Giallo'larda yok. Tek amacı korkutmak da değil burada. Yani değil, korkunun, işte korku duygusunun olması, kendisini tek başına bir hedef olarak koymuyor zaten. Öyle bir gerçek var. Hani korkmadan da mutlu olabilirsiniz bu korku filmini izleyerek. Yani korkmak zorunda değilsiniz. Tabii ki de yani. Ya da hem korkup hem eğlenip hem bahsettiğimiz gibi biraz böyle bir erotik haz alıp, hafif rahatsız da olup ama böyle uzaktan rahatsız olup, evet, belki ertesi gün ya ben nasıl böyle bir şey hoşuma gitti dedirtip yani özellikle Giallo filmleri çok eğlenceli diyebiliriz her şekilde. Eğlenceli. Eğlenceli yani, müzik, hani yani eğlenceliden kastınıza bağlı tabii, bu ayrı bir durum ama bir nevi Giallo filmlerine ufak bir giriş yapmış olduk bu kayıtta. Evet, ne olduğunu konuştuk. Yani istedik. Bilmeyenler için başlangıç noktası olabilecek filmleri listeledik. Buradan yola çıkarak daha derin araştırmalar yapabilir filmlerin. Tabii yani. Daha fazla yönetmeni filmlerini izleyebilirsiniz. Hiç bilmeyen de varsa, bilip ya ben şu Giallo'ya hiç dalmadım diyen de varsa, söylediklerimizden yola çıkıp hani önce izlemeleri gereken birkaç filmi sanki tanıtmış gibi de olduk. Evet. En önemli 3 yönetmeni söylemiş olduk. Bunun yanı sıra isimlerini zikretmediğimi şu an fark ettiğim Sergio Martino, Umberto Lenzi, Luciano Ercoli, Duccio Tessari, Aldo Lado, Massimo Dallamano, Pupi Avati gibi yönetmenler var. Tabii. Bunları da bir not alıp, bazılarının bir giallosu var, bazılarının üç giallosu var. Ama giallo türüne hizmet etmiş yönetmenler. Biz daha çok üç başlıca yönetmeni burada konuştuk. Tabii, popüler. Çünkü popüler ve iyi olandan başlayıp hani giallo'ya belki bir bağ kurarsa ucuna insanlar, inebilirsiniz ondan sonra o havuz çok geniş zaten. Evet. Devamını getirebilirler. Bir dilimiz sürçtüyse de affola diyelim. Çok teşekkür ediyorum Onur. Ben teşekkür ederim. Matuşka'nın sonuna geldik. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.